Kırçındır Karadeniz, gürül gürül akar dereleri. Dört mevsim yağış alan gür ormanlarıyla havası da, suyu da, insanı da ayrı güzeldir. Türkiye bu güzelliği korumak için 1992 yılında Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle birlikte Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesini imzaladı. O tarihten bu yana 31 Ekim Dünya Karadeniz Günü olarak kutlanıyor. İzmir'deki kutlamalarda Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nda yapıldı. Federasyon Genel Başkanı Aydın Özyar Başkanlığı'nda düzenlenen toplantının gündemi HES'lerdi. Parlamenterler Birliği Başkanı Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Metin Öney, çocukluğunun geçtiği coğrafyadaki değişimi anlattı. Evimin önünden çocukluğunda denize giriyordum. Şimdi 3 veya 4 kilometre sağa veya sola gitmek gerekiyor denize girebilmek için. Yine Ilıca plajını biliyorsunuz, onu gölgede bırakacak kadar uzun bir kum şeridi vardı. O şeritte biz çocukluğumuzu, gençliğimizi geçirdik. Şimdi 1 metrekare kum yok Ardeşen'in önünde. Funda inmek diye Karadeniz'de hemşerilerimiz bilir bir deyim var. Ne bu? 20-30 metre açıkta beyaz bir taş atardık denizin dibine. En erken kim inip de o taşı bulabilecek? Yukarıdan o beyaz taşı görmek mümkün denizin üstünden. Şimdi taş değil, kaya parçası atsak belki de görünmüyor. Avukatlar Erol Özcan ve Nilay Öztürk de bölgenin karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekti. Tünel tipi hidroelektrik santrallerine önem verdiğiniz zaman, onu çoğalttığınız zaman ekosistemi alt üst ediyorsunuz. Doğu Karadeniz'de ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Tepkileri hepiniz biliyorsunuz. Bugün derelerimiz isyan ediyor. Karadeniz isyandadır bu nedenle. 200 metre bir yükseklikten sonra Karadeniz'de artık canlı hayat yok. Karadeniz'in suyunun kirlenmesi sadece Karadeniz ve Karadeniz çevresini etkileyen bir durum değil. Marmara Denizi yoluyla Ege ve Akdeniz'e kadar bu kirlilik uzanacaktır. Bu yıl ardı ardına verilen şehitler ve Van depremi nedeniyle renkli görüntülere yer verilmedi. Fakat eski başkan Dursun Ali Özcan'ın anlattığı fıkra yüzleri güldürmeyi başardı. Temel'e de sormuşlar, Temel demişler, Karadeniz'i olmasaydın ne olurdu? Demiş çok mahcup olurdu.